Entel kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Binance Features ve Binance eğitim serisinden devam ediyoruz. Bu videomuzda kaldıraç nedir ve nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Hemen isterseniz kaldıraç kullanabileceğimiz bölüm olan vadeli işlemleri bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz ki vadeli işlemler Binance Türkçe olunca gözükmüyor. Ondan dolayı İngilizce yapmamız lazım ilk önce. İngilizceyi de şu bölümden çevirebilirsiniz Binance'in dilini. İngilizce'ye çevirdikten sonra Derivatives bölümünün altında bulunan YSTM Features'a tıklayarak vadeli işlemlere erişiyoruz. Zaten bir önceki videoda buradaki panellerin ve fonksiyonların nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Ben sadece burada hızlı bir şekilde kaldıraçtan bahsetmek istiyorum. Bakın burada sağ üst köşede gördüğünüz bu 10x yazan bölüm bizim kaldıraçımız. Kaldıraç nedir? Ne işe yarar? Kaldıraç şu işe yarar arkadaşlar. Sizin atıyorum 100 dolarınız var. Features cüzdanınıza 100 dolar attınız. Biliyorsunuz ki Features cüzdanınız ve Sport cüzdanınız farklı. Siz buraya 100 dolar attığınız zaman o 100 dolarla ana paranız olan 100 dolarla tutup 1000 dolarlık pozisyon açabiliyorsunuz. Bunu da kaldıraç sayesinde yapabiliyorsunuz. Bakın 10x yaptığım zaman ben 100 dolarımla istediğim zaman buradan 1000 dolar değerinde bir pozisyon açabilirim. Ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Kaldırıcımız ne kadar yüksek olursa yani buradaki kaldıraç ne kadar yüksek olursa Bitcoin'e 125'e kadar çıkabiliyoruz. Kazancımız o kadar yüksek olabileceği gibi getir, götürümüz de o kadar yüksek olur. Risk maliyetimiz de o kadar yüksek olur. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Kaldıraç yükseldikçe vadeli işlemlerde spotta bulunmayan bir şey var. O da paramızın likide olması. Likidasyon da şu anlama geliyor sıfırlanması. Spotta paramızın sıfırlanması gibi bir durum söz konusu değil. Siz atıyorum 50 bin dolardan bitcoin aldınız ve bitcoin 40 bin dolara düştü. Sizin elinizdeki bitcoin miktarı azalmaz veya sıfırlanmaz sadece değeri düşer. Bitcoin tekrardan 50 bin dolara geldiği zaman sizin yine aynı şekilde 50 bin dolar değerinde bitcoininiz olduğu için sıkıntısız bir şekilde bunu satabilirsiniz. Sadece fırsat maliyetinden kaybetmiş olursunuz. Ama kaldıraçta ve vadeli işlemlerde böyle bir durum söz konusu değil. Likidasyon. Durumundan dolayı paranız tamamen sıfırlanıyor yani piyasadan sinliyor bildiğiniz üzere hiçbir e, Hiçbir şeyden yani sıfırdan değer yaratamazsınız bir değer yaratılması için ilk önce bir şeylerin e, Oluşturulması gerekir Bundan dolayı kaldıraçtaki değerli de sizin ana paranız Ana paranızı siz burada kaldıraç her arttırdığınızda riske ediyorsunuz aynı zamanda bunu da unutmayın Şunu söyleyebilirim ben size 12'den sonra kaldıraç ee, tamamen kumardır diye düşünüyorum ben. Ama buradaki seçim tamamen size kalmış tabii ki de. Bakın burada da zaten kaldıraç pozisyonları var. 10x ile Bitcoin'de 40 milyon dolara kadar bir kaldıraç açabiliyoruz. Yani 4 milyon dolar bizim ana paramız oluyor. 4 çarpı, 40 yap, 4 çarpı 10 yapın 40 çıkıyor. Zaten 40 milyon dolar. Buradan bunu böyle görebilirsiniz. Aynı şekilde ilerlettikçe de zaten e, mesela 75x'e kadar bakalım. Aynen 98. Evet. 99x'e kadar 250 bin dolara kadar pozisyon açabiliyorsunuz. Yani pozisyonunuzun büyük, büyüklüğü maksimum 250 bin dolar olabiliyor. 100'den sonra da 50 bin dolar e, ve 125'e kadar da 50 bin dolar olarak devam ediyor. Yani bu biz sizin pozisyonunuzun büyüklüğü tabii ki de. Kaldıraçlı işlemlerde minimum 5 dolarla işlem açabiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Ayrıca burada kaldıraç ayarladıktan sonra e, konfirme basmadığınız sürece kaldıraç eski halinde kalır. Bakın yüzde yüzde ya çarpı x 8 x yazıyor şu an. Ben konfirme basmayıp çarpıya basarsam 10 x olarak kalır. Tamam mıdır? Bu da aklınızda bulunsun. Bunu göz önünde bulundurarak alt sat işlemlerinizi yaparsınız. Evet kaldıraç için benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım anlattıklarım yardımcı olmuştur. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa features işlemler hakkında veya kaldıraç hakkında Lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar.